bacağına sıkılan kadınlar, karnına sıkılan kadınlar, bir sürü vurulan kadınımız var bu piyasanın içinde. Hepsini biliyoruz. Önümüzde silahların patladığını gördük. Kavgalar gördük. İbrahim Tatlıses'i bile Maksim'de ayağında vurdular. Sahnede. Bülent Ersoy hala tek böbrekle yaşıyor. Maalesef ayağından vurulmuştu. Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek. İkisinin de sesi çok güzel. İnsanı döver gibi değil, okşar gibi okuması farklı yani. O zaman Türkiye'yi yöneten 3 tane adam vardı arkadaşlar. Biri gazino patronu, bir tanesi basının en büyük adamı, bir tanesi menajerlikte. 3 büyük adamdı bunlar. Yani herkes mafya oldu. Zaten o gazino patronları en büyük mafyaydı. Gülden Karaböcek'i fazlasıyla öne çıkartan en temel özelliğinin kırılganlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık o gazinolar bitti, hayatlar bitti.